Oluşturmuş olduğunuz PDF dokümanlarını farklı şekillerde bir araya getirerek tek bir PDF dokümanı altında birleştirebilirsiniz. Bu birleştirmenin amacı PDF dokümanlarını ayrı ayrı kullanıcılarla paylaşmak yerine tek bir dosya altına paylaşarak kolay taşınmasını ve görüntülenmesini sağlamak ya da ek özellikler ekleyerek görsel olarak zenginleştirmektir. Bu işlemi yapmak için iki yol bulunmaktadır. PDF'leri tek bir PDF dökümü altında birleştirmek ya da bir PDF portfolyo oluşturmak. İlk olarak PDF'leri tek bir PDF döküman altında nasıl birleştireceğimize bakalım. PDF dökümanlarımızı tek bir PDF altında toplamak için yapmamız gereken File, Combine, Merge Files into Single PDF Dökümanları, dosyaları tek bir PDF dökümanının içinde birleştir seçeneğini seçip add files ya da add folders diyerek bu dokümanları birleştirilecek, birleştirilecek dokümanlar listesine eklemektir. Şimdi bu alana dosya ekleyeceğiz. Bunun için add files bölümünden add files butonuna basarak eklemek istediğimiz dosyaları ders 5 başlangıç ya da varlıklar klasörü altından seçelim. Bunun için seçeceğimiz dokümanlar bir jpeg ve iki word dokümanı olacak. Add Files dosyaları ekle butonuna basarak bu dokümanları birleştirmek istediğim PDF için listeye ekliyorum. Eklemiş olduğunuz bu listedeki bu dokümanları işaretleyerek sıralarını değiştirebilir, kaldırabilir ya da dosya boyutunun daha optimize olması için daha küçük dosya boyutları ya da daha yüksek kaliteli dosyalar oluşturmak için daha yüksek dosya boyut ayarını seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra eklemiş olduğunuz dokümanlar sıralandıkları sırayla birlikte PDF'e dönüştürülecekler. PDF içine yer alacaklardır. Ayrıca bu yapmış olduğunuz işlemle ilgili Options butonuna basarak dokümanlar oluşacak PDF dokümanı ile ilgili e, ayarlamaları da yapabilirsiniz. OK butonuna basıyorum. Sağ tarafta Single PDF seçeneğinin işaretli olduğundan emin olmalısınız. Ve Combine File butonuna basarak dokümanların, dosyaların PDF'e dönüştürülerek tek bir PDF içinde yer almalarını sağlıyoruz. Birleştirme işlemi tamamlandığında Acrobat size bu dokümanı kaydetmeniz için farklı kaydet seçeneğini açar. Bunu Ders 5 içindeki bitiş klasör içinden dosyalar olarak kaydediyorum. Oluşturulmuş olan bu dokümanın içerisine göz atmak istersek, sol taraftan sayfalar ya da Pages butonuna basarak bir araya getirilmiş dokümanların sayfalarını görebilir ve bunların sanki tek bir PDF oluşturulmuş gibi ilk seferinde bir araya gelerek birleştirilmiş olduğunu görebilirsiniz.